Ve Tanrı Erciyes'i yarattı önce. Küllerinden Kültepe, güllerinden Mazaka doğdu. Babilce dili oldu. Ve sonra eskidi her şey. Kültepe küllere gömüldü, Mazaka güllere. Öldü Babilce. Erciyes tüm görkemiyle yerinde duruyordu. Erciyes, Anadolu'nun tam ortasına bağdaş kurmuş bir derviş. Erciyes, en uzak yıldızın yeryüzündeki en görkemli çıngısı. Erciyes, zaman kuyusundan sonsuzluk çeken koca bir çıkrık. Erciyes, Kayseri'nin boynunda takılı inci bir kolye. Erciyes, Anadolu tarihinin bir numaralı tanığı. Erciyes, Uğur Olgar'ın muhayyelesinden bize bu dizelerle yansır. Türkiye'nin en heybetli ve en yakışıklı, İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes, Kayseri şehir merkezinin güneyinde aniden yükselir. 3917 metre yüksekliği, panoramik görüntüsü ve çok uzaklardan görülebilen yaz-kış karlı zirvesiyle Kayseri'nin simgesidir. Kayseri onunla var olmuştur. Onunla yaşamaktadır, onunla soluk almaktadır. Kayserili onunla yön bulmakta, onunla eğlenmekte, onunla hüzünlenmektedir. Kayseri'nin psikolojisi anında Erciyes'in zirvesinde yankılanmakta, Erciyes'in iklimi ara vermeden şehrin üzerine ağmaktadır. Hangi açıdan bakarsanız bakın, Erciyes görüntüsünün olmadığı bir Kayseri düşünülemez. Çeşitli efsanevi anlatımlara da konu olmuştur Erciyes. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Erciyes Dağı'ndan bahisle, Hazreti Yahya zamanında Kayser Erciş bu şehri kurduğunda büyük filozoflardan Flask adındaki filozof, bu yüksek dağa çıkıp 70 adet haşerat şeklini bir sütun üzerine kazıyıp her birine birer tılsım yapmıştır. Onun için bu dağda zehirli hayvanlar yoktur derler diyerek anlatır. Sönmüş genç bir volkanik dağ olan Erciyes, 1000 kilometre kare alanı ve etrafındaki Ali Dağı, Yılanlı Dağı gibi oluşumlarıyla Kayseri jeolojisini belirlediği gibi Kayseri'nin sosyal tarihini, konumunu ve yerleşimini de etkilemiştir. Erciyes aynı zamanda şehre hayat veren doğal su kaynağıdır da. Kayseri, dünyada çok az şehre nasip olan şehir şebekesinde kaynak su kullanımını Erciyes'in kar sularına borçludur. Kayseri'nin sokak çeşmelerinden dahi pet şişelerde satılan menba suyu akar yaz-kış. Tarih boyunca Kayseri'nin sosyal hayatını doğrudan etkileyen Erciyes, bugün hem ekonomik hem de modern hayatını biçimlendiriyor. Ulaşım imkanlarının ve teknolojinin gelişmesiyle dünyaya açılma imkanını yakalayan Erciyes, önemli bir turizm merkezi haline gelmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulan Erciyes Turizm Planı ile birlikte Erciyes, 4 mevsim yerli yabancı turistler için cazibe merkezi olmaya şimdiden aday. Proje kapsamında 6 yeni mekanik tesisle Tekir Yaylası ile Hacılar Serçer Yaylası arasındaki hatta 160 kilometre uzunluğunda kayak pisti yapılacak. Tekir Gölü çevresinde oluşturulacak dağ köyünde uluslararası standartlarda kış sporları yapılabilecek kayak pistleri, profesyonel sporcuların yaz-kış kamp yapabilecekleri spor tesisleri, sektörel toplantıların ve kongrelerin yapılabileceği toplantı salonları yapılacak. Bu projenin Kayseri ekonomisine katkısı, bir organize sanayinin toplam katkısından fazla olacak. Aynı anda 30 bin kişinin faydalanabileceği Erciyes Kayak Merkezi'nde 3 bin kişinin istihdam edilmesi, yılda ortalama 100 milyon avronun elde edilmesi öngörülüyor. Artık Erciyes, uzaktan hayranlıkla seyredilen ihtişamlı bir dağ manzarasından ibaret değildir. Kış sporlarının ve dağcılığın gelişimine katkıda bulunan
ekonomik ve sosyal bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Yaz-kış, karın hiç erimediği Erciyes'in kuzey cephesinde 700 metre uzunluğunda bir buzul bulunmaktadır. 2200 ve 3200 metre yükseklikler arasında elverişli kayak pistinin bulunması ve yenilerinin yapılacak olması, her geçen gün bölgenin bu tek kış sporları merkezine olan ilgiyi artırmaktadır. Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde normal şartlarda 2 metrelik kar kalınlığı bulunmaktadır. Genellikle 20 Aralık'la 20 Nisan arası olan kayak mevsimi, karlama ünitelerinin devreye girmesiyle birlikte yaklaşık bir ay daha uzayacak. Kayak merkezinde gün boyu yaşanan ışığın, hareketin ve figürlerin şiirselliği, kar beyazlığının deniz köpüklerini çağrıştıran ışıltısına karışarak Erciyes'ten aşağı süzülüp gider. Geceleyin ise doruklarda yanan bir meşale olur. Bir yıldız kayması gibi kıvrak, estetik görüntüye dönüşür. Adını Erciyes adlı bir Türk kahramanından aldığını anlatır sanki. Çıktım dolanıp tırmanarak Erciyes'e. Arif değilim, Erciyes'im ben şimdi dedirtir ünlü şairimize. Dağcılık da önemli bir spor etkinliğidir Erciyes'te. Kamp yeri olan Çoban İnine yaklaşık 3 saatte gidilir. Tırmanış, Çoban İninden Mola Taşı'na kadar 1 saat sürer. Mola Taşı, tam Şeytan Deresi'nin ağzındadır. Buradan zirveye yaklaşık 3 saatte ulaşılır. Yüksek ve serin yaylalarında sürülerin konakladığı Erciyes, hayvancılığa dayalı geleneksel hayat tarzını biçimlendirir. Sıcak yaz aylarında, karlı dorukları ve serin yaylalarıyla yüzlerce yıldır bir çekim alanı oluşturdu. Kayseri için Erciyes bir hayat tarzı, bir yaşayış kültürüdür.